Nostalji çok tehlikeli bir silah. Özellikle konu çocukluğunuzsa. Henüz iyi kötüden ayırt edemediğiniz, deneyim ettiğiniz, neredeyse her şeyi beğendiğiniz o dönemden kalma anılar genellikle toz pembe renginde olur. Bu da objektifliğinizi sarsarak eleştirel bakış açınızı bozar. Bu konuda sabıkası kabarık insanlardan biri olduğumdan sizlere nasihat vermek elbette ki bana düşmez. Ama özellikle kimsenin takmadığı oyunlar serisiyle çocukluğuma fazlasıyla yolculuk yapmış ve efsane olduklarını zannettiğim oyunların neredeyse hiçbirinin hatırladığım kadar iyi olmadığını görünce uzun süredir cevabını bulmakta çekindiğim sorunun peşine düşmeye karar verdim. Nokta nokta oyun hala iyi mi? Şu gün bile oynanabilir durumda mı? Yani günümüz standartlarıyla değerlendirildiklerinde bir zamanların efsane oyunları gerçekten ne kadar iyiler. Çok ince bir çizginin üzerinde yürüdüğümü farkındayım. Ne yaparsam yapayım felaket bir nefreti üzerime çekeceğim. Ama şu konuyu iyice anlamanızı istedim tekrar edeyim. Bu değerlendirmeleri yaparken çıktığı yıla göre değil, günümüze göre yapıyor. Gidip yorumlara ''Tamam da yani o zamanlar için süperdi. Yazmayın boşu boşuna. Onu ben de biliyorum. Sorumuz çıktığı zaman için nasıl oldukları değil, şu an için nasıl oldukları. Günümüz oyunlarının genel kalite standartına alışmış insanlar için ne durumda oldukları ve en önemlisi de hala keyifle oynanabilir olup olmadıkları. Videoyu izleyip e "Abi bugüne göre tabii yiyormaz. Eski oyun." diyecek olan arkadaşlara da sesleniyorum. "Videonun konsepti bu kardeşim yani. Hala iyi mi? Hala oynanabilir mi?" Ah ulan eskiden ne oynardık, ne güzel oyundu falan muhabbeti yapmaya gelmedik buraya. Amacımız nostaljiyi arkamızda bırakarak klasikleşmiş bazı oyunlara eleştirel bir gözle bakabilmek. Ya bunca açıklamadan sonra hala bu yorumları yazacak olan varsa da hiçbir şey demiyorum. Hadi başlayalım. GTA serisiyle olan geçmişimden 5. oyun incelemesine yeter kadar bahsettim aslında ama o videonun üzerinden 7 yıl geçti ve insanları 2013 yılının cringe dost kayolusuna maruz bırakmak istemediğimden tekrardan basitçe anlatayım. Grand Theft Auto 5. oyuna kadar benim için hiçbir zaman özel bir seri olmadı. GTA 3, Vice City ve San Andreas oyunlarının üçünde çıktığı dönem deneyim etmem rağmen hiçbirini oturup bitirmeye kasacak kadar önemsemedim. Hatta bırakın bitirmeyi tutorialları haricinde hiç görev yaptım mı onu bile bilmiyorum. GTA 3 çıktığında 3 boyutlu bir açık dünyada arabalardan özgürce inip başka arabalara binebildiğimiz bir oyun benim için çok da etkileyici değildi çünkü bunu daha önce Driver 2'de görmüştüm. Ama yayayken silah kullanabilme işte o devrim niteliğindeydi. Araba sürmekten sıkıldığım anda ki araba sürmekten pek zevk alan bir tip hiçbir zaman olmadım. İnip birilerini tarayabildiğimiz bir oyun gerçek olmak için fazla iyi geliyordu. O dönem 3 boyutlu oyunlarda bunlardan sadece birini yapabilirdiniz normalde. Ya ateş edebilirdiniz ya da araba sürebilirdiniz. Ama ikisi birlikte Hı -hı, saçmalamayın diyordum. Ve GTA 3 bunu yapmıştı işte. Şehirde kaos çıkarmakta özgürdüm. Çıkarıyordum da. Yayaları katlediyor, polislerle kapışıyor, keyfime bakıyordum. Ancak hiçbir zaman fazlasına ihtiyaç duymadım. Oyun hiçbir noktada bu gerçekten düzgün görev yapısına sahip bir oyunmuş gibi hissettiremedi bana. Sanki tüm amacı şehirde öylesine takılmaktan ibaretmiş gibi geliyordu. Canım sıkıldıkça girip biraz stres atıp çıkacağım bir oyun. Yani meze bir oyun çok geçmeden Vice City geldi. Durum benim için aynıydı. Şehirde kaos çıkarmak ama ana senaryoya hiç dokunmamak. Sonra 2004 yılında çok iyi hatırlıyorum iş eğitimi dersinde bir sınıf arkadaşım GTA 4'ün duyurulduğunu ve korkunç detaylı bir oyun olacağını anlatmıştı bana. Neymiş efendim şehirde tüm binalara girilebilecekmiş falan. Tabi oyun çıktığında gördüm ki ne İzmir 4'tü ne de gerçekten tüm binalara girilebiliyordu. GTA San Andreas kaos yaratarak başında uzun saatler geçirdiğim Vice City'nin başka temalı bir versiyonuydu sadece. Ben de önceki iki oyunda ne yaptıysam bunda da onu yaptım. Gezdim, toz yayaları öldürdüm, polislerle çatıştım vesaire vesaire. Sonra bir yere hot coffee muhabbetini duyunca ve evime de bilgisayar gelince modladım falan. Oyunla alakalı son hatırladığım şey Spider-Man kostümü ve jetpackli bir CJ ile Golden Gate Köprüsü'nün tepesine çıktığımdı. Ve GTA'ya da tam olarak ilgimi bu noktada kaybettim işte. Şehirde kaos muhabbeti bir yere kadar eğlenceliydi. İnternet kafedeki sınırlı sürede değil de kendi evimde istediğim kadar oynayabilmeye başlayınca acayip çabuk sıkılmış ve oynamayı bırakmıştım. Bakın bir kez olsun ulan oturup uğraşayım da şunun senaryosunu bitireyim demedim. GTA'lar hep o mezi oyun olarak kaldılar benim için. Tüm bunu neden anlattım biliyor musunuz? Seriye yabancı olduğumu zannetmeyin diye. Oyunları bitirmediğim için GTA'yı da hiç deneyim etmediğimi zannediyor insanlar ama durum öyle değil. Ben bu oyunların her birinin çıktıkları yıllarda uzun saatler boyunca oynadım. Mekaniklerine vesaire aşinayım yani. Ama hiçbir zaman senaryosunu bitirme ya da deneyim etme isteğini bulamadım içimde. Sizden farkım o. Oh. San ilgimi kaybedince zaten dörde falan hiç bakma gereği bile duymadım. Belli ki GTA ve açık dünya konsepti bana göre değildi. Tabi sonradan açık dünya öyle bir furyaya dönüştü ki kaçınılmaz bir hale geldi. Yani ben de yıllar içerisinde yontula yontula açık dünyaya öyle ya da böyle alıştım. Hatta iyi yapılanın ciddi takdir eder hale geldim. 2013 yılında GTA 5'in yaşayan ve nefes alan açık dünyasına hayran kaldım. Oyunun mekaniklerini de beğenince ilk kez bir GTA oyunu kaos çıkararak oynamak yerine bitirmeye teşvik olmuş şekilde buldum kendimi. Bitirdikten sonra da ne zaman oynuyorsam övsem çevremden hep aynı tepkiyi aldım. Ya bu ne ki? Sen bir de San Andreas oynuyaydın. Yıllar boyunca sürekli GTA 5 ile alakalı bir San Andreas değil tepkisini alınca merakım da kabardı tabi. Yani oyunun görevlerini yapmadıysam da temel mekaniklerine oynanışına falan hakimdim ve hiç de iyi olduklarını falan hatırlamıyordum. En sonunda kız arkadaşımın da diretmesiyle oynamaya karar verdim ve uzun bir canlı yayın maratonundan sonra bitirebildim. Oldukça iniş çıkışı bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. San Andreas yıllar içerisinde pek çok farklı platformda boy gösterdiğinin hangisini oynamam gerektiğini bayağı düşündüm. Yaptığım küçük bir araştırma sonrasında da gördüm ki 60 FPS çalışan tek versiyonu bilgisayardakiymiş. Yani PlayStation 4'teki versiyonu falan bile 30'muş. Ben de tercihimi PC'den yana kullandım. Hem Steam fiyatı da yani oldukça ucuzdu. Bilmediğim şey ise San Andreas'ın Steam versiyonunun tekniksel açıdan bir felaket olduğuydu. Ben bir oyuna inceleme kafasıyla yaklaşıyorsam genelde oyunu modlamaktan kaçınmaya çalışırım. Çünkü değerlendirmek istediğim şey oyunun sunduğu orijinal deneyimdir. Yapımcılar tarafından değil hayranlar tarafından üretilen geliştirmeler bir oyunun ne kadar iyi veya kötü olduğunu etkilemez benim gözümde. Bir sorun varsa onu çözecek kişi hayranlar olmamalıdır. O yüzden de tembelce geliştirilmiş, hata ayıklama aşamasından düzgün geçmemiş oyunlar eleştirir abi moda düzeltiliyor bahanesini asla kabul etmem. Biz bir şeye para ödüyorsak onun sorunlarını çözme sorumluluğu da yapımcılara ait olmalı. Bana kalırsa mod dediğin şey oyunun var olan sorunlarını çözme üzerine değil, hayranların aklına gelen ekstra şeyleri oyuna ekleme üzerine olmalıdır. Ki ben çoğu zaman onu bile sevmem kor deneyimi isterim hep. Bir oyunu en son modlu işim biraz önce anlattığım San Andreas'ın bilgisayar versiyonu için Hot Coffee ve Spider-Man kostümü ekleyişimdir herhalde. Ve bu sefer oynadığımda kesinlikle San Andreas'a mod yüklemek gibi niyetim yoktu ama oyun beni 2 saat içerisinde pes ettirdi. Öncelikle FPS. Oyunu ilk açtığınızda San Andreas'ın sevgili Steam versiyonu sabit 25 FPS'te çalışıyor oluyor. Evet 30 bile değil. 25. Bunun sebebi de ayarlar menüsündeki FPS sınırlayıcının açık olması. Bunu kapatırsanız sınırda kaldırmış oluyorsunuz ama bu şekilde oyunun götü başını da dağıtıyorsunuz. Rockstar bir kez daha bizi PC portu konusunda şaşırtmayarak rezalet bir iş çıkarmış ortaya. Oyunun fizik motoru PlayStation 2'deki FPS oranına uygun yapıldığından daha üstüne çıkınca ki modern bilgisayarda bu kilidi açmak demek FPS'in uçup gitmesi demek oluyor. Kafa yiyor. Bunun en güzel örneği bir çattan diğerine atlamaya çalışırken karakterimin duvara çarpıp ölmesi. Ki normalde oyunu duvara çarpmak diye bir mekanik yok onu hatırlatayım. GTA 5 değil bu. Bir diğer örnekte spor salonundan çıkmaya çalıştığımda oyun otomatikman karakterimi tekrar içeri sokmasıydı. Bildiğiniz çıkmama izin vermiyor, yükleme ekranı biter bitmez CJ tekrar içeri giriyordu. Bu iki sorunda FPS limitini tekrar aktif ederek giderilebiliyordu. Yani girişli kısım geçilene kadar FPS kilidini açıyor sonra geri kapatıyordum. Oyunun her saniyesinde olan bir şey değildi belki ama kim bilir devamında ne biçim farklı sorunlara sebep olacaktı bu mesele ve ben FPS'den olduğunu fark edene kadar gereksiz sıkıntılar yaşayacaktım. Ne istedim? İdare edeceğim artık. Dişimi sıkarak oynadım ve şu silah kullanma tutorialı kısmına geldim. Mouse eğimi konusu çok iddialı bir değilim kesinlikle ama ya bu oyunun nişan almasında bana ciddi bir sıkıntı var gibi geldi. Fazla kaygandı. Hassas değil bakın. Kaygan. Ya yani rahatsız. Sen konsol oyuncusun tabi alışmışsın eğimesi diyecek onun arkadaşlar. Öncelikle haksız değilsiniz. Konsollarda oynadığım shooter oyunlardan dolayı elbette ki eğim assist'in konforu birazcık içime işledi. Ama mesele sadece o değil. Daha geçenlerde yıllardan sonra tekrardan Max Payne 1'i oynadım. Video sırası ona da gelecek. Ve onda herhangi bir eğim assist bulunmamasına rağmen tüm oyunu hedef almakta hiçbir sıkıntı çekmeden oynadım mesela. Veya oyunun yılını gözetmeksizin tamam ve benim nişan almaktaki beceriksizliğimse konu aynı şekilde Metro 2033'de hedef almakla hiçbir sıkıntı çekmeden bitirdim Steam'de geçen. San Andreas'ta bariz bir sıkıntı vardı. Çatışmalar çok boş ve tatminsiz hissettim. Bu niye böyle lan diye düşünürken kafamı bir şimşek çaktı. Çünkü oyun normalde mouse göz önünde bulundurularak dizayn edilmemişti. Oyunun tüm görev yapısı, çatışmaları falan bu kitlenme özelliğine göre hazırlanmıştı. Ama PC'de mouse deseyle free aim'e geçilince tabii ki her şey çok ham kalmıştı. Adamların tüm bir oyunu mouse'a göre tekrar dizayn etmelerine imkan yok onu anlıyorum da neden sadıkla hedef aldığımızda aynı konsoldaki gibi direkt kitlenme özelliği getirmemişler onu anlamadım. Hani istemeyen menüden kapatır geçerdi. İşin komiği ne biliyor musunuz? Oyun tutorial kısmında sanki böyle bir özellik varmış gibi kitlenilen hedefler arasında geçiş yapmak için mouse tokerlerini kullanın falan diyor. Ne sonuç olarak buna da okey dedim. Zamanda o kadar oynamıştım sonuçta oyunu. Yine alışırdım. Başta biraz sancı çekerdim belki ama eğer de geç taşlar yerine otururdu. Ama patlama noktası hepinizin bayıldığı araba hoplatma göreviyle yaşandı. Rider bir arabayla ritim oyunu oynadığımız bu bölümde çıkan yönetişlerine ne kadar iyi zamanlamayla basarsam basayım hiçbir tepki alamayınca ne oluyor lan Dedim. Çete sordum ve onlar da dediler ki meğerse yön tuşları yerine numpad'i kullanmam lazımmış. 2, 4, 6 ve 8 tuşlarını yani. Ha ama garip bir sebepten 2 aşağı değil yukarı 8 de yukarı değil aşağıymış. Yani terslermiş. Oyun oynadığım bilgisayarın klavyesinde numpad olmadığından bilgisayara numpad'i olan başka bir klavye bağladıktan sonra göreve geçtim. Şimdi diyeceksiniz ki numpad lazım değildi aslında harflerin üzerindeki sayıları da kullanabilirdin. Valla arkadaşlar benim beynim düz bir sırada olan sayı tuşları yerine aynı yön tuşları gibi baktıkları yönleri gösteren numpad tuşlarının daha kolay algıladığından öyle bir yöntemi seçtim. Her ne kadar 2 ile 8 gösterdikleri yönün tamamen tersi için işe yarıyor olsalar Bu aptal görev bitince neden spesifik olarak bu görev için sayıları kullanmamız gerektiğini ve yön tuşlarının ne sıkıntısı olduğunu sorunca öğrendim ki meğerse konsol versiyonunda lowriderlara sağ anıldıkla bu hareketler yaptırılıyormuş. Sevgili Rockstar'da sadece bir görev için tüm sistemi etkileyecek bir muhabbetle uğraşmamak için görevin tuşlarını değiştirmek yerine analog hareketlerini sayılara adamış. Peki sevgili Rockstar. En azından ekrandaki hangi yöne basmamız gerektiğini söylediğin göstergeleri yön dışı gibi göstermektense üzerlerine direkt basmamız gereken sayıyı yazsan olmamıydı? O bile mi çok geldi yani? Öğrendiğim kadarıyla bir sürü insan neye basmaları gerektiğini anlamadıkları için oyunu bırakmışla bu görevde. Ve üstelik asıl görevin hiçbir zorluğu yok. Tuşları biliyorsan çatır çutur geçersin yani. Ve işte bu bardağı taşıran son damlaydı. Dedim tamam bu oyun belli ki kontrolcüyle oynanmak için dizayn edilmiş. Mouse klavye ile kendimi işkence etmeye hiç niyetim yok. Ama kontrolcümü takınca gördüm ki çalışmıyordu. Oyundan hiçbir tepki alamıyordum. İnternette okuduğum yazılar bir mod yükleyerek mouse klavye komutlarını kontrolcüye uyarlayabileceğimden falan bahsediyordu ama yok daha neler anasını satayım ya dedim bunları görünce. Tek istediğim şey oyunun orijinal kontrolcü için dizayn edilmiş PlayStation 2 versiyonun daha yüksek FPS'de oynayabilmekti. Mouse klavye kontrollerini kontrolcüye uyarlamak sadece işleri daha da antallaştırırdı. Tüm bu problemlerle sanal yazdan keyif alman belli ki mümkün değildi ve Rockstar'ın da bu saatten sonra düzeltme hiçbir niyeti olmadığına göre geriye tek bir seçenek kalmıştı. Modlamak. Neyse ki GTA komünitesi yıllar içerisinde çok sıkı çalışmış ve benim gibi orijinal dizayn tercih edenler için harika olan bir mod yaratmıştı. Downgrader. Downgrader widescreen modda gereksiz kalın ve basık duran hadları toparlıyor. PlayStation 2 versiyonu 90'lı yıllar Los Angeles atmosferinin büyük aranda güçlendiren ama ne yapsa PC versiyonu bulunmayan bazı ışıklandırmaları falan tekrar oyuna ekliyor. FPS sorunu büyük oranda çözüyor ve en önemlisi de düzgün şekilde çalışan kontrolcü desteğini oyuna ekleyen birkaç farklı modun tek bir pakette toplandığı bir internet harikasıydı. Downgrader sorunlarımın %95'ini falan tek hamlede çözü diyebilirim. Ha, ama her şey mükemmel değildi tabii ki yine de. Mesela su altında düzgün şekilde hareket edebilmek için yine FPS kilidini açmanız gerekiyor. Yoksa CJ tek bir noktada saplanıp kalıyor. Bazen ara center oyuna geçişlerde oyun siyah ekranı takılıp kalabiliyor. Bildiğiniz kilitleniyor böyle. Bunu çocukken yaşasam çözemez, oturup ağlardım herhalde. İnternette bayağı bir araştırınca öğrendim ki bu da FPS kilidi marifetiymiş. Ama bu siyah ekranda eskiye basmak bir halta yaramıyor. Önce oyunu aşağı almanız lazım alıp geri döndükten sonra anca menüye ulaşabiliyorsunuz. Menüden FPS kilidini açınca ve resume deyince de oyuna devam edebiliyorsunuz. Veya bir diğer olay da FPS kilidi kapalıyken ne yaparsanız yapın araçların sirenlerini kullanamamanız. Yine FPS kilidini açmanız gerekiyor vesaire vesaire. Belki modu daha fazla kurcalarsanız bunların da çözümü vardır orasını bilemiyorum. Ama demek istediğim şu. GTA San Andreas Steam'den aldığınız gibi hiç kafanızı yormadan arkanızı yaslanıp rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyun değil. Beraberinde onlarca teknik problem getiriyor. Ve o teknik problemleri çözmekte de garibim hayranlara kalmış yine işte. Rockstar'ın sikini de bile değil. O kadar eski oyun toparlamakla mı uğraşacağız ya? Falan diyorlar herhalde ama hala satıyorsanız eğer uğraşacaksınız kardeşim evet. Biz bir oyuna para verip alıyorsak karşılığında da kusurları olabildiğince törpülenmiş bir ürün bekliyoruz. Günümüzde bu kadar fazla teknik problemlere sahip olan oyunları itin götüne sokuyoruz normal şartlarda biliyorsunuz. O yüzden San Andreas buradan ciddi bir puan kaybıyla başlıyor zaten değerlendirmesine. Ama şimdi biraz da oyunun kendisine bakalım. Eski bir oyundan bahsederken değerlendirmemiz gereken son şey grafiklerdir. Grafik dediğimiz mesela çok nankördür. Biz daha burada konuşurken eskiler. Dün gözümüze inanılmaz gözüken şeyler bugün baktığımızda aynı etkiyi yaratmayabilir. Çünkü daha yenisi daha etkileyicisi çıkmış eskiyi unutturmuştur. Ama konu San Andreas olduğunda ben bu oyunun grafiklerin çıktığı yılda bile beğenmemiştim lan. O zamanlar bile gözüme batmıştı. Hatta arkadaş çevremde Rockstar oyunları iyi güzel de heriflerin oyunlarının grafikleri bok gibi lan falan diye konuşuluyordu hatırlıyorum. Neyse bu videoda yapacağım değerlendirmede oyunun grafikleri kesinlikle bir etken değil. Dediğim gibi bu kadar eski bir oyunu günümüz standartlarına göre incelerken grafiklere bakmak saçmalık. Değinmek istediğim sadece bir tane detay var. O da namlu ateşi animasyonu. Bu ne biçim bir animasyon lan? Grafik 2000'de seyrettiğimiz paintle çizilmiş gibi duran flash animasyonlarını andırıyor bana. Bildiğiniz bir iki boyutlu olarak sarı üçgenler çizmiş ve efekt olarak bunları düşük kare hızında oynatmış gibi. Gene e, abi 2004 yılı ne bekliyorsun diyeceklerim. Arkadaşlar 2004 yılı sizin düşündüğünüz kadar eski değil. Alın 2002 yılında çıkan Mafia. Muzzle flash animasyonlarında hiçbir sıkıntı yok. Alın 2001'de çıkan Max Payne. Yine her şey olması gerektiği gibi. San Andreas'ı bundan 15 yıl önce ilk kez oynadığında fark etmiştim ben bu meseleyi ve yıllardır aklımdan çıkmadı. Arada bir hala durup o muzzle flash animasyonu niye öyleydi lan diye düşünüyorum. Problemin ne olduğunu %100 belirleyecek kadar teknik bilgiye sahip değilim. Ama sanıyorum sıkıntı efektten çok animasyonda. Muzzle flash'in oyunun genel hızından daha düşük bir FPS'te oynamasından kaynaklanıyor gibi. Neyse. Dediğim gibi bu oyunun değerlendirmesi bir etken değil. Sadece yıllardır kafamı takılan bir meseleyi dillendirmek istedim. Evet. Nasılsınız? Küfürleriniz ne durumda? Ana bacıyı yedi sülale falan hiçbir şeyim kaldı mı söylemediniz? Kötü yemek için yer arıyorsun orospunun evladı falan dediniz mi? Durun daha yeni başlıyoruz ya. Sana rüyası itin götüne sokmak için daha çok sebebim var. Ama kaldıramayacaksanız kapatın yani. Uyarıyorum tekrardan. Buraya nostalji fetişi için gelmedik çünkü. Şimdi biraz senaryodan bahsedelim. Hikayemiz Carl Johnson yani namider CJ'in annesinin ölüm haberi üzerine uzun yıllar önce terk ettiği Los Santos'a geri dönmesiyle başlıyor. CJ abisi Sweet'in yönettiği Grove Street çetelerinin bir üyesi ama küçük kardeşleri Brian ölümünden sonra çeteden sürülerek uzun yıllar Liberty's'te yaşamış. Sadece annesinin cenazesi için Grove Street'e geri dönen CJ onun yokluğunda uyuşturucu ticaretinin gittikçe büyümesiyle çetenin güçten düşüğünü ve rakip çetelerin yükseldiğini öğrenir. Bunun üzerine CJ Liberty diye geri dönmek yerine Los Santos ...dosta kalmayı ve hem abisi Sweet... ...hem de çocuk arkadaşları Big ve ...Rider'la beraber gurur sisi çetesini... ...tekrardan zirveye taşıma kararı alır. Ama CJ'in düşündüğünün aksine bu işler... ...basit çete savaşları olmaktan çoktan çıkmıştır... ...ve ana karakterimizi komplolarla... ...ihanetlerle ve tüm şehrin kaderini... ...değiştirecek olay zinciriyle dolu bir yolculuğa... ...çıkaracaktır. Evet... Pek çok Rockstar oyununda olduğu gibi San Andreas'ın hikayesinde bir paragrafta açıklamak pek mümkün değil. Korkunç uzun ve her birkaç saatte amaç değiştiriyormuş gibi duran bir olay örgüsüne sahip çünkü. Benim haricinde herkesin oynadığı ve hatta oynamadığım için bana dalga geçtiği bu oyunun senaryosuyla alakalı spoiler ne kadar vermediğim bilmiyorum açıkçası ama kendimi sınırlamayacağım ya. Bu videoda spoilerlar olacak yani. Dediğim gibi acayip uzun, sürekli atmosfer ve karakterlerin değiştiği inişli çıkışlı bir senaryo var elimizde. Ufak mu ufak Groove Street'ten başlayıp önce Los Santos'un geneli, sonra oradan kırsal bölgeler, San Fierro, Las Venturas derken gerçekten dolu, dolu bir olay öyküsüne sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hiçbir şey oldu da bittiye gelmiş gibi hissettirmiyor. Ve ben her ne kadar değişikliği, çeşitliliği çok sevsem de bu oyunun senaryosundaki ve atmosferindeki ani değişimler benim için bir noktadan sonra yorucu olmaya ve olay örgüsünü takip edemememe, daha doğrusu önemseyemememe sebep olmaya başladı. Doğup büyüdüğümüz mahallemizi başkası değil arkadaşlarımızla biz yöneteceğiz lan konseptinden nasıl tamamen alakası karakterle Las Vegas'ta kumarhane soyuyoruz geçiş yapıyor oyun bilmiyorum bana sormayın. Yani bir baktım oradaydım ve dediğim gibi o çeşitliliği o olay örgüsünün doluluğunu çok seviyorum ama sıkıntı şu bir tema tutarlılığı yok. Yani oyunun büyük bir bölümünde gerçekten devam eden bir olay örgüsü varmış gibi bile hissedemedim ben. Ve bunun en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Ana karakterimiz CJ'nin etrafındaki insanların sürekli değişiyor olması. Asıl senaryoyu anlattım size. Grove Street'i geri almak. Oyun bu konseptle açılıyor ve bu konseptle sona eriyor. Bu konseptin merkezinde de 4-5 tane kilit karakter var. Sweet, Big Smoke, Rider ve Tempeni. Bu karakterlerden herhangi birini barındırmayan tüm görevleri senaryo açısından gereksiz saysak yeridir. Çünkü onlar yoksa senaryoda ilerlemiyor demek. ...demektir zaten. Ki oyunun büyük bölümünde yoklar. %80'inde yoklar desem yeridir. Yıllar içerisinde bu karakterlerle alakalı... ...o kadar fazla şey gördüm duydum ki videolar, mimler, hikayeler. Bu karakterler insanların zihinlerini o kadar kazınmıştı ki tüm San Andreas hikayesi boyunca birlikte vakit geçireceğim falan zannediyordum oyuna başlarken. Ama düşündüğümün aksine çok ufak bir yere sahipler hikayede. Oyunun ilk birkaç saatinde biz de birlikteler ve sonra bir kayboluyorlar. Sonlara kadar da geri dönmüyorlar. Ve dürüst olayım neden bu kadar popüler oldukları insanların üzerine neden bu kadar büyük etki yarattıklarını hiç ama hiç anlamadım. Dediğim gibi tüm bir oyunu beraber geçirsek, hikaye boyunca beraber ilerlesek böyle Red Dead Redemption 2'deki çete elemanlarıyla olduğu gibi. O zaman ister istemez ben de bağ kurabilirdim kendileriyle ama çok az gözüküyorlar be abi. Onlarca saat hiçbirini görmediğimiz oluyor. Zaten oyunda kimseyle bağ kuramadık ki. Tam bir ortama ve karakterlere alışıyor gibi oluyorum. Hop değişiyor. Değişimin sebebinin elbette ki farkındayım. Adamlar öküz gibi büyük harita yapmış ve bizi gezdirerek her yerini göstermek, tüm nimetlerinden faydalandırmak istiyorlar ama bunu keşke farklı şekilde yapsalarmış. Mesela Big Smoke ve Ryder'ın hain çıkma meselesi oyunun ilk çeyreğinde değil, sonlara doğru açıklanan bir mesele olsaymış ve biz o yolculuğu beraber yapsaymışız. Birlikte San Fierro'yu, Las Venturas'ı gezip de olsaymışız. Hem bu sayede de geç ihanetleri de ortaya çıktığında daha şaşırtıcı ve vurucu olurmuş yani. Abi ben ben daha bu karakterler ısınamamıştım ki zart diye hain olduklarını açıkladılar. Ha bunun spoilerını tabii ki önceden yemiştim. Oyunlarla bu kadar işi dışlı biri olarak bunu bilmemem mümkün değildi. Ama spoileri yememiş bile olsaydım bu noktada bir şey hissedeceğimi yine zannetmiyorum yani. Ha hainler miymiş? Peki. Derdim en fazla. Ama oyunun dörtte 3'ünü beraber vakit geçirdikten sonra öğrenseydim o zaman çok daha etkileyici bir sürpriz olurdu işte. Bu karakterlere karşı çok daha büyük bir öfke beslerdim ve intikamımı aldığımda çok daha tatmin olmuş olurdum. Hikaye mantıklı olmazdı ama diyecekler için ne? mantığa uydurmanın bir yolu bulunurdu abi. Oturup 30 dakika kafa yorsak hepimiz buluruz yani. Sanırım bu biraz CJ'nin de silik bir karakter olmasıyla alakalı. Ana karakterimiz olan CJ'nin tüm San Andreas oyunundaki neredeyse tek normal karakter olduğunu söyleyebilirim. Gerek kalan herkes aşırı abartılı yazılmış resmen karikatür tadında karakterler. Hepsi yamanyak yedeli. Oyun boyunca tanıştığımız neredeyse hiç kimse normal değil. E bu da o karakterlerin içinde bulunduğu sahnelerde spot ışını direkt çalmaları demek oluyor. Garipim CJ bizle birlikte o karakterlere bakıp bu ne biçim ruh hassaslığa diye kalıyor. Yani Barış şekilde CJ oyuncuyu sembolize ediyor. Tüm bu deliliğin, manyaklığın ortasındaki tek normal adam oyuncunun kendini özdeşleştirebileceği empati noktası. Ama işte dediğim gibi onun o normalliği sahnelerdeki varlığının silikleşmesine sebep oluyor. GTA 5'teki Michael ve Trevor ile bu dengenin çok daha iyi kurulduğunu düşünüyorum ben. O dünyanın absürtlüğüne çok daha iyi ayak uyduruyorlardı. İşte orada da Franklin mesela çıkıcı kalıyor düştüğünün içerisinde. Aynı CJ kafasına yazıldığı için. Kısacası hikayeyle alakalı iki büyük sıkıntım var. Biri ana karakterimiz CJ'in pasif kalması, diğeri de olay örgüsünün çok hızlı değişerek hikayeyi takip etmeyi ve olan biteni önemsemeyi zor hale getirmesi. Ama senaryonun doluluğunu, CJ'in yükselişini oldu da bittiye getirmeden uzun uzun anlatıyor oluşunu kesinlikle takdir ediyorum. Sanki bir Scorsese filmi izlercesine karakterimizin en dibe vurmuş halinde, en zirvedeki halinde görüyor ve aradaki yolculuğu deneyim etme fırsatı buluyoruz. Kişilik olarak CJ'yi çok ilgi çekici bulmasam da bireysel yolculuğunu gücü yavaşça elde etme biçimini izleme hoşuma gitti. En azından bir nereden nereye be dedirtebiliyor. Yani evet her ne kadar ileriki yıllarda Rockstar'dan yapısal anlamda daha başarılı senaryolar görsem de San Andreas'ın hikayesi 2020 yılında bile hala güçlü kalan yönlerinden biri oyunun kesinlikle çok iyi olduğunu söyleyemem ama günümüz oyunlarının geneliyle karşılaştırıldığında eksi yok fazlası var diyebilirim. Sektörün büyük bölümü hala senaryo özürlü malum. Evet şimdi gelelim işin asıl önemli bölümüne. Bu oyunun 2020 yılında hala gideri var mı yok mu onu belirleyecek kısma. Yani oynanış. Hepinizin bildiği gibi bir GTA oyununun zeminini iki temel mekanik oluşturur. Bunlardan ilki araba sürmek diğer de silah kullanmak. Araba sürmek pek becerikli olduğum bir konu değil. Ne oyunlarda ne de gerçek hayatta. Viraj almak için hızı düşürmek sürme, frene basma veya direkt el frenliğe dönmek gibi konseptler bana çok eğriti geliyor. Ben sadece gaza basmak ve gerisini düşünmemek istiyorum. Çocukluğumdan beri böyle. Zamanında araba yaşı oyunları oynarken de frene basmaktansa bariye sürtüne sürtüne geçmeyi tercih ederdim hep. O yüzden oyun oyunu işimi izleyen insanlar bana hep çok kötü araba sürdüğümü söylerler. Öyle harbiden kötü sürüyorum. Çünkü zorunda bırakılmadığım sürece iyi sürmek için pek de bir çaba harcadığım söylenemez. Ha çabalayınca iyi miyim? Değilim. Neyse. Sonuç olarak bir oyunun sürüş mekaniklerine beni rahat ettiriyorsa, oyunu işkenceye döndürmüyorsa ben mutluyumdur. Ve San Andreas da beni bu konuda mutlu etti. Oyunun sürüş mekaniklerinin şu an için bile yeterli olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir irti edici hantallık veya kontrolsüzlük hissetmedim. Ha kasıtlı olarak oyuncuyu zorlamak için yol tutucu kanser olan arabalar var o ayrı. O bir dizayn seçimi. Genel olarak oyununu iş değerlendirmesine etkilemiyor. O yüzden buradan baya bir artı puan kazanıyor San Andreas. Araç kullanımı hala başarılı. Ama silah kullanımı işte o kısım bayağı bir zamana yenik düşmüş durumda. Silah kullanımı çok kötü lan. Aslında genel olarak savaş mekanikleri çok kötü. Yumruk turu, tekmedir, kılıçtır, ateş silahı hepsinin kontrolü çok dandik. Savaşmak oyundaki en keyifsiz etkinlik olabilir. Dalga geçmek için soracakları hemen söyleyeyim. Evet arkadaşlar vuruş hissiyatı yok. Tüm silahlar sanki boncuk tabanca gibi hissettiriyor. Pıt 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 sıkıyorlar böyle. Mermilerin hiçbir ağırlığı yok. Hani silaha doğruldup ateş ettiğinizde mermi değil hava sıkıyorsunuz sanki karşı tarafa. Mermilerin fiziksel olarak hareket ettiklerini görmediğimizden midir? Yoksa düşmanların ölene kadar sanki bir duvar meşçasına yedikleri kurşuna tepki vermemelerinden midir bilmiyorum ama çok sıkıcı. İlk başta orijinal PlayStation 2 oyunun dizaynı kitlenerek oynamak diye baya o şekilde bir ilerledim ve sıkıldım. Sonra dedim ki belki free aim'e geçersem daha keyifli olur. Mouse hassasiyetini dibine kadar çekince de gördüm ki oyun aslında mouse ile de oynanabiliyor ve bunu da kendince bir kolaylığı da yok değil. Çünkü kitleme muhabbetinde headshot atmak çok zor. Çoğu o zaman düşman ölene kadar vücuduna mermi boşaltmanız lazım. Free aim'de ise kafaya indirilen tek bir kurşun işi çözüyor. Birkaç dakikalığına aradığım kan bu gibi geldi. Böyle headshot ata ata ilerlemek kitlenmekten daha çok keyif verdi. Ama kısa süre sonra o da sıktı. Ne yaparsam yapayım ateş etmek oyunda keyifli bir eylem değildi. Ve işte bu korkunç büyük bir problem. Benim GTA San Andreas'ı tamamen ana görevleri abanarak bitmem 30 saat falan sürdü. 30 saatlik bir oyunun iki temel mekaniğinden birini sevmediğiniz zaman oyun biraz bayabiliyor işte. Zaten düşman yapay zekası da pek başarılı sayılmadığından çatışmaların büyük kısmı heyecanlı geçemiyor. Sıcak çatışmalarda çoğu zaman sabit durup Stormtrooper'lardan beter eğimleriyle sizi vurmaya çalışıyor ve başarısız oluyorlar. Uzak çatışma diye bir şey zaten yok. Aranıza yeteri kadar mesafe koyduğunuzda düşmanın yapay zekası sizi algılamıyor bile çoğu zaman. Ve görmediğinden falan değil ha. Kurşun da sıksanız fark etmiyor. Öyle beyin ölümü geçirmiş bir yapay zeka olarak hiçbir tepki vermeden beklemeye devam ediyor. Neyse ki Rockstar, dizayn konusunda sektördeki en iyi firma falan da bu rezil mekanikleri ve yapay zekayı harika görev dizaynlarıyla birleştirerek oyunu Çin eşkencesine dönmesini engellemişler. Tüm Rockstar oyunlarında olduğu gibi San görev çeşitliliği konusunda aşırı zengin. 2004'te çıkan şu oyunun barındırdığı çeşitliliği ve içerik yoğunluğunu 2020 yılında bile geçebilen başka bir oyun var mı bilmiyorum yani. O denli bir çeşitlilik söz konusu. Malum oyunda kullanılabilecek tonlu araç var. Araç derken kastettiğim şey arabalar değil bu arada. Taşıyıcı helikopterlerden vinciğine kadar bir sürü farklı şey var. Ya adamlar o kadar dizayn etmişler. Her araca özel mekanik koymuşlar falan. Onları kullandırmadan bırakırlar mı? Ki sadece yeni araç kullanmak da değil. Bildiğiniz oturup bu aracı nasıl daha farklı şekillerde kullandırtabiliriz oyuncuları diye düşünmüşler. Ve kullanmaya zaten aşina olduğumuz arabaları park etmeyi bile bir görev haline getirmişler. Neredeyse her bir görev size farklı bir şeyler yaptırıyor. Burada örneklerle anlatmaya çalışsam Işin içinden çıkamayız. Mesela aklımda kalanlardan bir tanesinde kalkmak üzere olan bir uçağa motor ile yetişmeye çalışıyorduk. Yetiştikten sonra içeri giriyor, ateşli silah kullanmadan içerideki görevlerle savaşıyor, herkesi temizledikten sonra da uçağa C4 kurup paraşütle atlarken havada patlamasını izliyorduk. İşte bu tarz görevler sırf skalasıyla bile insanı etkilemeyi başarıyor. O kadar farklı tipte şeyler var ki. Şu anda özellikle Uncharted'da bağdaştırdığımız büyük çaplı patlamalı çatlamalı aksiyon sekansları mı dersiniz? Yoksa gölgelerden hareket eden bir suikastçı gibi gizli yaptığımız görevler mi? Yok yok gerçekten. Oyun görev dizaynı anlamında asla tekrar düşmüyor. İşte tek sıkıntı mekanikler yani. Bazı görevlerde bizden talep ettiği şeyler o kadar hassasiyet gerektiriyor ki o boktan mekaniklerle işkenceye dönüyor. Ne bileyim mesela şu oyuncak uçak kullanarak düşman araçlarını saldırdığımız görevde o kadar rahatsız bir kontrol şemasıyla karşı karşıyaydım ki hiç ama hiç keyif alamadım. Daha sonrasında gelen uçuş okulu muhabbetini falan zaten hepiniz biliyorsunuz anlatmama gerek yok. Uçan araç kontrollerinde genel bir rahatsızlık var zaten de kasıtlı mı onu bilmiyorum. Hani bilerek mi bu kadar uğraştırıcı olsun istemişler acaba? Peki bilerek böyle dizayn ettilerse neden bu görevleri bu kadar spesifik yani yerine getirmesi gerçekten iğneyi iplikten geçirmeyi gerektirecek hassasiyetteki objektiflerle doldurmuşlar? Bazıları o kadar stresli ki bu görevlerin. Bırakın zevk almayı sanki ciddi ciddi bu hayatta üstesinden gelmem gereken bir zorlukmuş da başaramazsam bir baltaya sap olamayacakmış falan gibi hissettim. Hani sanki beni alıp askere götürmüşler ve komutan normal şartlarda asla beceremeyeceğim bir şeyi benden istemiş ve ben de yapmak zorundaymışım gibi stres. Yani insaf be kardeşim. Oyun oynuyoruz şurada. Türk Hava Kuvvetleri'nde fighter jet pilotu olmaya çalışmıyoruz. Ha böyle olacağını keşke hiç olmasaymış oyunda bu görevler. Der miyim? Demem. Onların da oyuna kattığı ayrı bir tat var. Sadece keşke biraz daha eğlence unsurunu da göz önünde bulundurarak dizayn etselermiş. Yaratıcılıklarına hayran kaldım o kesin de. Keşke biraz da mekanikleri aktarabilselermiş. Mesela şu jetpack ile tren kovaladığımız bölüm konsepte harika bir fikir. Ama oynanışta o oturaksız mekaniklerle oyuncuya asıl verebileceği heyecanın %30'unu falan anca veriyor. Ha oyunda şöyle bir problem var ki ama yani mekaniklerin oturaksızlığını bile geride bıraktı benim için. Checkpoint sistemi. Daha doğrusu herhangi bir checkpoint sistemi olmaması. Daha önce arkadaşlarımın sanaryasının çok zor olduğundan bahsettiklerini duymuştum. Ama ben bu bahsedilen zorluğun neyden kaynaklandığını bilmiyordum. Şimdi oyunu oynayınca öğrendim ki kesinlikle öyle görevlerin zor falan dizayn edilişinden değil. Oyuncuya kaybettirdiği zamandan dolayı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim gördüğüm kadarıyla son görev hariç hiçbir görev içerisinde checkpoint bulunmuyor. Yani başarısız olmanız durumunda o görevle isterseniz 30 dakikadır uğraşıyor olun fark etmez. En baştan başlıyorsunuz. Bu başlı başına bir problem zaten de yine de asıl olay bu değil. Asıl olay şu. Başarısız olduğunuzda oyun size görevi tekrar denemek ister misin falan diye sormadan direkt olduğunuz yere bırakıyor. Ve sizin görevi bir kez daha deneyebilmeniz için tekrardan görev alma noktasına gidip baştan başlamanız gerekiyor. İsterse görev sizi başlangıç noktasından bambaşka bir şehre yollamış olsun. Sırf o yolculuk kendi başına 10-15 dakika sürmüş olsun. Başarısız mı oldum? Ya Allah başlangıç noktasına geri git. Ben hayatımda böyle boktan ve aptalca bir sistem görmedim. Ulan hadi görev içerisine checkpoint koymadınız onu anladık da. Başarısız olunca niye tekrar deneme seçeneği koymadınız insafsız herifler. Niye bize o yolu tekrar çektirerek zamanımızı çalıyorsunuz. Niye görevde uzmanlaşmak için harcayabileceğim değerli dakikaları haritada boş boş yolculuk etmeye harcamak zorunda bırakıyorsunuz beni lan. Bu boku bir oyun yediği zaman ha içerikleri yetersiz oyun çabuk bitmesin diye yapıyorlar deriz normalde. E maşallah sizin öyle bir derdiniz de yok. İçerik anlamında günümüz oyunlarından bile daha dolusunuz pek çok noktada. O zaman niye sevgili Rockstar? Niye? Neden bazen saniyelik bir hatamızı onlarca dakika kaybettirerek cezalandırıyorsun? Bunun en çok gözüme battığı görev şu Freefall'dındakiydi. Yine bir uçuş görevi olan Freefall'da önce havalimanına gitmeniz, oradan bir uçak alıp dakikalarca uçmanız ve sonra hızlı bir manevra yaparak ters yönden gelen uçağı yakalamanız lazım. İşte o manevra kısmını oldukça spesifik bir şekilde yapmazsanız eğer gelen uçağı Yakalamanız imkansız hale geliyor. Yani tüm o havalimanına git, uçağı al, Zar tur derken yaklaşık 10 dakikayı bulan bu görevi defalarca tekrar edip etmeyeceğiniz 3-4 saniyelik performansınıza bağlı. O 3-4 saniyelik kısmını sıçarsanız, yallah en baştan şehre dön, görevi tekrar al, havalimanına git, uçağı havalandır sür falan ölme şey mi ölme? Felaket ya. Rockstar harbiden nasıl böyle bir karar almış olabilir kafam basmıyor. Yanlış anlamadıysam sonraki güya remastered olan versiyonlarda tam olarak benim istediğim görevi tekrar başlama seçeneği varmış. Yani geç de olsa hatalarından dönmüşler. Maalesef bilgisayardaki versiyonunda bu sadist dizayn seçimi olduğu gibi durmakta. Gene mod kurarak falan hallediliyor sanırım ama downgrader harici hiçbir mod kurmadığım gibi oyunu baştan sonra tek bir hile bile kullanmadan bitirme niyetli olduğundan uzak durdum. Gururla söylüyorum ki bunu da başardım yani. Kesinlikle oyunun kendi dizaynının el verdiği fazlasını kullanmadım. Ne mod ne hile. Bazı insanlar kitlenebilmeyi hile dediler ama değil kardeşim. O oyunun PlayStation 2'deki orijinal dizaynında var yani. Ha o da mükemmel çalışmıyor zaten. Kaç kez gözünün önündeki hedefe değil de ta neredeki alakasız birine kitlendiği için az uğraştırmadı beni. Oyun glitch anlamında ...bayağı dolu, dolu zaten. Maalesef 2004'teki Rockstar'ın oyun cilalama konusunda günümüz Ubisoft'undan alta kalır bir yanı yokmuş. 30 saatlik oyunu süren boyunca ne saçma glitchlerle karşılaştım var ya. Bunların kaç FPS kilidinin kapalı olmasıyla alakalı bilmiyorum ama The cat sat on the Oyundan hata eksik olmuyor. Özellikle bir tanesi vardı ki artık iyi mi yorayım kötü yemi bilemedim. Şu gemiden mültecileri kurtarmaya çalıştığımız bölümün sonunda normalde kaptan köşküne kadar çıkıp katanalı alibimize düelle yapmamız lazım. Ama nasıl bir şans varsa artık bende oyunun bana ne yapmam gerektiğini anlattığı ara sahnede o bölmeye uçak çarptı ve ara sahne biter bitmez boss öldüğü için oyun beni görevi tamamladım olarak kabul edip geminin dışını ışınladı. Tüm o kaptan köşküne tırmanma, bossla savaşma falan hepsini es geçti. Ve doğal olarak ben de anlamsızca ekrana bakmaktan başka bir bir şey yapamadım. Beni uğraştırmadığı için sevinse miydim yoksa oyun deneyimimden çaldığı için üzülse miydim? Sonuç olarak bu işin böyle olmayacağına karar vererek eski sevimden görevi tekrar başlattım ve düzgün şekilde geçtim bu sefer. Yoksa içim rahat etmeyecekti. Yorum sizin artık. Bu büyüklükteki bir oyunda hatalar vesaire kaçınılmaz elbette. Bırakın 2004'ü günümüz için bile aşırı büyük bir harita bu. Bir sürü irili ufaklı yerleşim alanları ve kasabalar haricinde 3 tane hiç de hafife alınmayacak büyüklükte şehre ev sahipliği yapıyor San Andreas. Los Angeles'ı sembolize eden Los Santos, San Francisco'yu sembolize eden San Fierro ve Las Vegas'ı sembolize eden Las Venturas. Her şehrin barındırdığı farklı tema ve atmosfer, San Andreas'ın dünyasının gerçekten geniş ve kapsamlı olduğunu oyuncuya rahatlıkla hissettirebiliyor. Uzun süre dağ bayır gittikten sonra da sonunda yepyeni ve bambaşka bir temaya sahip bir şehirle karşılaşmak ancak bir Rockstar oyununda bu kadar otantik sunulabilir herhalde. Sırf haritayı daha büyük göstermek için aynı alanları tekrar tekrar kopyalayıp yapıştırarak inandırıcılığını anda kaybeden oyunların aksine beni gerçekten yolculuk ettiğime ve yeni yerler ziyaret ettiğime inandırabilir nadir yapımlardan biri oldu sanırım biraz. Rockstar'ın daha sonrasında çıkardıkları oyunlarda özellikle de GTA 5'te neden bu kadar büyük ve çeşitli açık dünyalar yapmadığı ile alakalı eleştiriler görüyorum bazen. Açıkçası büyüklük konusunda karşılaştırma yapmadığından durum gerçekten bu mu bilmemekle beraber eskisinin oranla detaya verdiği önemden dolayı böyle bir durum yaşanıyor olabilir diye düşünüyorum. San Andreas'taki harita dev gibi ve bolca çeşitlik barındırıyor evet ama bunun gerçekten yaşayan ve nefes alan bir açık dünya olduğunu pek söyleyemeyiz. NPC'ler boş boş dolanmaktan başka bir şey yapmıyor ama GTA 5'teki Los Santos'a bakın bir de. Her bir köşesi özenle dizayn edilmiş. O şehrin canlı olduğu illüzyonunun yaratılması için ciddi çaba harcanmış. Kısacası eğer şikayetlerinizde haklıysanız bunun sebebinin daha küçük ama daha kaliteli bir dizayn için büyüklükten feragat edilmesi durumu olduğunu tahmin ediyorum ben. Ve hangisini tercih ediyorsun diye sorarsanız da San araya değil 5'i seçerim yani. Büyüklük her ne kadar önemli olsa da detay çok daha fazla önemli benim için. Ha San Andreas detaysız mı? değil. Tamam şehir canlı hissettirmeyebilir ama içi yapılacak bir sürü etkinlikle dolu. Klasik 4 öncesi tüm GTA'larda olan taksicilik, itfaiyecilik, ambulans şoförlüğü vesaire vesaire tabii ki mevcut. Ve bunların her birinde son seviyeye ulaşmanız size kalıcı upgrade'ler sağlıyor. Bu tarz mesleklerin rpsini yapmayı sevenler için birebir. Ben tabii ki aynı şeyi dakikalarca hatta saatlerce yapmaktan hoşlanmadığımdan pek bulaşmadım. Sadece canımı yükseltmek için ambulans görevlerini bitirdim ki o bile işkence gibiydi. Upgrade alabilmek için tüm görevleri tek seferde yapmak zorunda olmak ve ufak bir hatada ilerleyişinizin sıfırlanması muhabbeti bayağı kanser bir dizaymış. Ama dediğim gibi açık dünya etkinliği olarak iyiler. Hani görev yapmak istemediğim sadece San Andreas haritasında gezip tozup eğlenmek istediğim bir oyun aslında yapabileceğim tonla şey olduğu anlamına geliyor. Basketbol oynayabilirim. Cimde vücut yapmak için uğraşabilirim. Las Vegas'a gidip farklı kumar oyunlarda şansımı deneyebilirim. Bu arada oyun dünyası neden daha fazla Las Vegas temalı açık dünya oyun yok lan? Bayılıyorum oğlum ben Las Vegas'a. Acayip büyülü geliyor. Yeter San Francisco yaptığınız yer ya, biraz da Las Vegas abanın. Neyse. Demeye çalıştığım şeyi anladınız siz. San Andreas'ın dünyası sizi oldukça uzun bir süre oyalayabilecek kadar bol etkinliklerle ve mini game'lerle dolu. Ha derseniz ki 2020'de GTA 5 varken açık dünya anlamında neredeyse her konuda San Andreas'tan üstünken bir de üzerine modlama falan gerektirmeden online oynanabiliyorken kim ne yapsın 2004'te çıkan oyunu? Haklısınız yani. Ama GTA 5'te Jim yok mesela. Birileri kesin modla koymuştur o ayrı mesele de ben core oyun deneyiminden bahsediyorum yine. Ben Jim'e daha doğrusu karakter geliştirme muhabbetine baya sarmıştım. Vücudundaki yağ ile kas oranını dengede tutma için düzenli spor yapıyor ve ona göre yemek yiyordum. Farklı cimlerden farklı dövüş teknikleri öğreniyordum falan. Bu GTA 5'te olan yaptığınız her şeyin karakterinizi çeşitli şekillerde geliştiriyor olması muhabbeti harbi hoşuma gidiyor. Her koşup zıpladığınızda CJ'in daha dayanıklı hale gelmesi her silah veya araba kullandığınızda onlar üzerinde daha da uzmanlaşması falan asla yerinizde saymadığınızı hissettirdiğinden attığım her adımın CJ'ye faydalı olduğunu bilmek hoşuma gidiyor. Ufaktan toparlarsak eğer... GTA San Andreas birbirinden farklı çeşit çeşit görevleriyle kopuk hissettirse de uzun ve doyurucu olan senaryosuyla Dev gibi haritası ve tükenmek bilmeyen içeriğiyle 2020'de bile göze çarpan bir oyun kesinlikle. Ama iki temel mekaniğinden birinin çok kötü yaşlanması ve oyunun nereden tutsanız elinizde kalmasına sebep olan teknik sorunları da kesinlikle şey kırmıyor desem yalan söylemiş olurum. Pek çok noktada oyunu bir daha asla açmamak üzere kapatıp sonra da silmeyi o kadar çok istedim ki. Özellikle şu son görevden hemen önceki çete savaşları kısmında. Son görevi açabilmek için şehrin belli bir yüzdesine sahip olma zorunluluğu. Belki bir, bir buçuk saat boyunca o iğrenç mekaniklerle sürekli adam öldürüp durmak. Sürekli aynı şekilde öldür babam öldür. Çok aptal bir dizayn seçimi gerçekten. Kendimi tekrar etmiş olacağım ama oyun kısa olsa ve doldurmak için böyle bir görev koysalar kınardım ama anlardım. E kısa da değil. O zaman sen niye oyunun akışını bu şekilde ciddi anlamda sekli tam böyle saçma bir zorunluluk koyarsın bir arkadaş diye sorarlar adama. Eh girişte anlattığım oyunun düzgün gözükmesi vesaire için gerekli mod kurulumu var. Ona rağmen zırt pırt hortlayan FPS kilidi muhabbeti var. Genel glitchler var. Neler var neler. İyi yönleri mi yoksa kötü yönleri mi ağır basıyor derseniz valla ben tam ortada bir yerlerdeyim. O yüzden diyorum ki bir deneyin bakalım. He <laughs> Evet efendim merhabalar şu an 4 Nisan sabahın 5'i ve ben sonunda GTA San Andreas retro incelemesini retro inceleme serimizin ilk bölümünü bitirmiş bulunmaktayım çok mutluyum kutluyum üstüm kaşarlı ve buradan tüm 3. seviye destekçilerime teşekkür ediyorum şu anda ekranda isimlerini gördüğünüz tüm bu güzel mi güzel güzel insanlar iyi insanlar destekçi bir ve seviye seviyeye gömmek gibi olmasın ama Üçüncü seviye pek bir tatlı pek bir seviyorum. Paradan dolayı mıdır artık nedendir bilemedim. Efendim öncelikle Doom incelemesine buradaki arkadaşların isimlerini koymayı unuttuğum için özür dilerim. Yani bir destekçi övme kısmı koymayı Unuttuğum için özür dilerim. Özellikle oradaki herkesin ismini aldım o gün. Hani olur da bir üyeliği biterse falan filan diye burada ismini koymayı unutmayayım diye. Hepinizden tekrar te özür diliyor ve ondan sonra da teşekkür ediyorum bana bunca desteğiniz için. Umarım retro inceleme konseptimizin ilk bölümünü beğenmişsinizdir. Yani bir konsept bu şekilde ilerleyecek normal bir inceleme gibi ama eski oyunları günümüz standartlarına göre değerlendirdiğimiz bir konseptti. İlk bölümü böyle oldu bitti artık devamında mafya vesaire Max Payne yardıracağız oradan. Haydi bakalım görüşmek üzere.